Danimarkalı ekip kendi dillerinde konuşmak istediklerini özellikle belirtmişti. Danca simültane tercüman geldi mi? Geldi Onur Bey. Toplantı odasını az önce aldık. Sakiplerle uzman ekipler arasındaki iletişim sorunundan bahsettik. Özellikle de teknik terimlerle ilgili hassasiyetinizin altını çizdik. Merak ettim. Elisa. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Kusura bakma, seni beklemiyordum. Bir şey mi oldu? Biraz vaktin var mı? Konuşabilir miyiz? Var tabii. 15 dakika sonra toplantıdayım. Siz geçin, ben geliyorum. Tamam. Odamda konuşalım. Oturmaz mısın? Dinliyorum. Gerçekten mi? Benim buraya neden geldiğimi bilmiyormuş gibi mi davranacaksın? Hayır Melisa, tabii ki öyle davranmayacağım ama... Peki neden günlerdir sana ulaşamıyorum? Ya her şey aklıma gelirdi ama senin beni ghostlayacağın hayatta gelmezdi. Benim tanıdığım Onur benimle konuşmak istemiyorsa bunu bana açık açık söylerdi. Yıllar seni bu kadar değiştirmiş olamaz. Oturur musun? Lütfen. Yıllar beni değiştirdi, evet. Çünkü artık bir ailem var. Ailesi olan her adam değişir. Değişmek zorundadır. Önceliği eşi, çocuğu, çocukları olmak zorundadır. Çünkü başka türlü iyi bir eş, iyi bir baba olunamaz. Sen bundan ibaret misin peki? İyi bir eş, iyi bir baba. Melisa'nın birlikte büyüdüğü arkadaşı Onur'a ne oldu? Yok mu artık? Melisa, biz sadece arkadaş değildik. Hiçbir zaman da olmadık. Ne kendimizi ne de başkalarını kandırmayalım. Sen bunu gayet iyi biliyorsun. O zaman sen yine bütün anılarımızı, ortaklıklarımızı, bütün geçmişimizi acımasızca çöpe atmaya hazırsın. Doğru mu anlıyorum? Ha? Hayat bizi yıllar sonra neden tekrar bir araya getirdi hiç düşünmeden? Kaçırdıklarımızı merak etmeden? Birbirimizi anlamaya çalışmadan. Melisa, ne olur kendine bunu yapma. Bana da yapma, ne olursun. Lütfen. Hayat bana ne öğretti biliyor musun? Duygusal güvenliği garantide olan insanlar... arkalarına bile bakmadan çekip gidebiliyor. Karşımdakine ben ne yaptım? Nasıl bir hasar açtım? Umurumda bile olmuyor. Sen benim umurumdasın. Umurumdasın. Öyle mi? Lütfen öyle bencil adamın tekiymişim gibi konuşma benimle. Lütfen. Ben herkesi düşünüyorum. Herkesi. Düşünmek zorundayım. Bense bir tek seni düşünüyorum. Onur Bey, misafirleriniz geldi. Herkes hazır, sizi bekliyoruz. Ya, tamam, hemen geliyorum. Tamam. Müsaadenle. Bu akşam bana gel. Olmaz. Toplantıdan sonra bir iş yemeğine gidilecek. Yarın öyleyse. Seyahate gidiyorum. Gidiyoruz. Ailecek. Hep birlikte. Çocukların hazırlığı falan. Bana yıllar öncesinden kalma bir veda borcum var. En azından bu kadarını hak ediyorum. Tamam Melisa, tamam. Yarın gelirim, konuşuruz.
Bekleyeceğim. Sen gitmedin mi? Hayır, gitmedim. Ben seni bekledim. Konuşalım mı artık? Önce ben bir şeyler söylemek istiyorum. Tamam. Dinliyorum. Biz 10 yıldır bir dünya kurduk. Ölümler, doğumlar, iyi günler, kötü günler, bir sürü şey yaşadık. Tabii bunların üstünde yük olmasını istemem. Sıkılmışsan sıkılmışsındır. Yani gitmek istiyorsan gidersin, tutamam, bir şey yapamam yani. Senden sadece şunu istiyorum. Bana saygısızlık yapma. Bu yaşadıklarımıza, ailemize bir saygısızlık yapma. O kadar. Yani ne yaşayacaksak birbirimize yakışır şekilde yaşayalım. Bundan sonra ne olacaksa öyle olsun yani. Gitme, kal demiyorsun yani. Demiyorum. Seni kapana kısılmış hissettirmek istemem. Kalmak istiyorsan kal tabii. Ama vicdanın için değil. Sen kalmak istiyorsan kal. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Seni dinliyorum. Sana evlenme teklif ettiğim yüzüğü kaybetmiştin. Bu belki de önemli bir işaretti. Yani sahip olduğumuz şeylerin değerini bilmemiz için. Ben ne seni ne de çocuklarımı başka hiçbir şeye değişmeyeceğimi anladım. Eğer kabul edersen bunu yeniden parmağına takmak istiyorum. Thank you.
gece Aysel Hanım'ın vereceği davete birlikte gider miyiz? Şebnem Gümüşçü. Gideriz. Gel. Tamam. Geldiği zaman mutlaka dinlendim. Ay İmran. İmran. Bu ne güzel sürpriz tatlım. Senin torunlarını görmeye San Francisco'ya gittin sanıyordum. Gittim gitmesine de. Ay çocukların gürültüsünden kafamı kaldıramadım. Sen çok yaşa. Erken döndüm. Ay aramızda kalsın. Serhey. Senin çocuklar nerede, daha gelmediler mi? Ay. Onur birazdan burada olur. İş gelmeyecek mi? Yoksa araları limoni mi? Ay, yok canım. Benim arabada pudramı unutmam. Ha, tufan getirir. Sen yanımda kal hayatım. Bir şey yaparım aşkım. Al, gelirim ben hemen. Peki. Ben çocuklarla annemin yanına geçeyim. Gördüğüm kadarıyla hayat devam ediyor bildiğimiz gibi. Siz? Rahatsız etme sebebim şu, Refik bulundu. Evinize gelen eli yarı adam. Bar kavgasında ölmüş. Yani? Sizi bu soruşturmayla birbirinize bağlayan tek şey ortadan kalktı demeye çalışıyorum. Kurtuldunuz ya. Şimdilik bitti. Ama bacağınızdaki yara. Konu olarak masamın üstünde hala duruyor. Zamanı gelince açacağım. Artık şahane hayatınızın tadını rahat rahat çıkarabilirsiniz Şebnem Hanım. Rahatsız ettim, iyi geceler. Sevgileri
Yeni aşk çayları. Hiç kaçırır mı? Kaçırmaz. Aşk oyunu buna derler güzelim. Aklını başından alır. Yeni aşk çayları çoğu zaman ağlatır. Gelen gideni aratır. Aşk oyunu buna derler güzelim. Aklını başından alır. Aşk oyunu buna derler güzelim. Aklını başından alır. Yeni aşk caydırır çoğu zaman ağlatır. Gelen gideni aratır. Aşk oyunu buna derler güzelim. Aklını başından alır. Aysel anneciğim. Sana gerçekten inanamıyorum. Neden? Kaç kere sana gelme dediğim halde geldin. Kimse fark etmeden git. Bu kadının ne işi var burada? Asıl senin ne işin var burada? Ha? İnsanlar kim olduğunu anlamadan git. Kimmişim ben? Hı? Gitmiyorum. Hayatım, inan kim davet etti bilmiyorum ama ben davet etmedim. Bırak annem halletsin. Şebnem. Hadi gel biz misafirlerimizle ilgilenelim. Birazdan gitmiş olur zaten. Aha. Gelen misafiri göndermek olur mu hayatım? Hı? Kabalık olmaz mı? Bir hoş geldin demek gerek. Şebnem. Şebnem lütfen. Melisa. Onur'un arkadaşı değil mi? Hoş geldin. Onur'un sevgili eşi Şebnem. Çok memnun oldum. Anneciğim. Melisa'nın geleceğini niye söylemiyorsunuz? Aşk olsun. Döndüğünü duydum Amerika'dan. Hatta tanışmak istiyordum bir ara. Çok iyi oldu. İyi ki geldin. Aynen, aynen. Çok sıcak bir karşılama oldu. Çok teşekkür ederim. Onur. Onurcuğum, hi. Çoktan yerleştin yani. Temelli döndün. Nereden estin? Ya New York çok canlı, çok güzel bir şehir ama bir İstanbul değil elbette. Bir de sevdiklerimi özledim. Geride bıraktıklarımı. Yani kimse teşvik etmedi seni. Kendi karar verdin. Hı-hı. Tamamıyla hür irademle. Hayatım, çocukların canları sıkılmasın. Yalnız bıraktık onları. Yanlarına gidelim mi? Hı. Sen git aşkım. Ben Melisa'yla sohbet ediyorum buradan. Sizinle tanışmak isteyen bir sürü insan var ama burada. Ha? Ay, biz hemen kaynaştık ya. Anne oğul hemen kıskandılar bizi. Evet, öyle oldu. O zaman nasıl yapalım Melisa'cığım? Madem döndün, artık bendesin. Hiç kendini yalnız hissetme. Ben sana arkadaş da bulurum, ortamlara da dahil ederim. İstanbul bende, benim çöplüğüm. Ya, çok güzel.
Hayatım, Melisa'nın burada bir sürü tanıdığı arkadaşı vardır. Yani eminim kendi başının çaresine bakabilir, merak etme sen. Ay aşkım, gören de Melisa'yı senin değil benim çocukluk arkadaşım zannedecek. Senden daha çok ilgileniyorum kızcağızla, yazık. Yazık. Muhakkak seni yemeğe bekliyorum Melisa. Muhakkak. Benden haber bekle. Tabii, muhakkak. Hadi artık biraz sosyalleşelim. Misafirlerimize de ayıp oluyor değil mi? Hı hı. Yüzüğü gördün mü? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.